gibi yani. Hakikaten çok ucuz. Kullandıktan sonra gözüm şişti ve kızardı. Daha önce hiçbir ürünü kullandığımda böyle olmamıştı. Ingredients, parafin, silika bilmem ne. Eyvah eyvah. Bugün cildimi bozuyorum ya ben galiba öyle kesik. Gerçekten tebrik ediyorum. Kesinlikle çakma bir ürün ama güzel çakılmış bir ürün. Aman Tanrım. Bakalım renk değiştiriyor mu hakikaten? Şu an pütür pütür oldu ya bu arada. Video bittiği anda suratımı gidip pirille falan yıkayacağım. Hmm. Vay! Bu ruj niye böyle oldu? <laughs> Selamlar. Bugün Trendyol'da gereksiz derecede ucuz ve aynı zamanda gereksiz derecede iyi değerlendirmeler almış. Makyaj malzemelerinden bir inceleme videosu çekeceğim ve makyaj yapacağım. Gecenin ikisi miydi, üçü müydü, neydi böyle yatıyorum yatakta. Hani böyle bayılmadan önce son bir trend yoldur, hepsi buradadır, girersiniz, bakarsınız ya. Tam onu noktadayım yani. Bir iki bir şey daha bakacağım, ondan sonra bayılacağım. Neyse aldım yeme telefonu ve bakarken ışır ucuz maskara, işte göz kalemi, far paleti gibi ürünler satan bir satıcıya denk geldim. Dedim ki Allah Allah ve çok fazla değerlendirmesi var. Dedim ki Allah Allah! Bundan bir video içeriği çıkar mı? Bir de yani şimdi Maybelline'in, L'Oreal'in bir maskarasının 100 lira olduğunu düşünürsek artık neredeyse yani indirimle 70-80 liraya falan ancak geliyor diye biliyorum son zamanlarda. Şimdi bunları da düşünerek birazcık çakma, birazcık yan sanayi, uygun fiyatlı ama değerlendirmesi ne hikmetse yüksek olan ürünlerden bir video çekmek istedim. Hem ürünleri inceleyelim, kaç liraya almışız, altlarına ne yorumlar gelmiş hem de ben yüzümde deneyeyim sizler için cilt kanseri olmayı göze alayım dedim. Şimdi gelin önce kaç tane ürün almışım, neler almışım, kaç lira almışım onlara bir bakalım, biraz yorumlara bakalım. Öncelikle hepsini aynı satıcıdan aldım. Satıcının ismi Roesia Rose Cosmetics kesin bir güven vermeyen bir satıcı ismi. Bu satıcının altında Aili Cosmetics diye yine isminin hiçbir anlamı ifade etmediği ya da bana en azından etmediği bir marka var. Ürünlerden yalnızca bir tanesi Ruesa Rose Cosmetics'e ait. Geri kalan tüm ürünler Aili Cosmetics'e ait. Evet, ilk ürünümüz eğer L'Oreal'in Age Rewind kapatıcısını biliyorsanız ki bilmeme imkanınız bence yok gibi bir şey. Çok aşina olacağınız bir paketlemeyle karşımıza çıkıyor. Aili Cosmetics'in Anti-Age Waterproof göz altı kapatıcısı. Açık ton seçmişim ben. Açık, orta ve koyu ton olarak 3 tane opsiyonu var. Bence bu açık ton biraz fazla açık ton. Yani baya bembeyaz gibi. Bu benim göz altlarımı alçı çevirir gibi düşünüyorum. Birazdan deneyimleyip göreceğiz. Totalde 4.4 bir değerlendirmesi var. Kapatıcılığı iyi, günlük kullanım için güzel, harika kapatması, dokusu, kokusu kesinlikle 5 yıldızdan bile fazlasını hak ediyor. Biri hiç beğenmedim yazmış, 1 yıldız vermiş, geri kalan herkes 5 yıldız vermiş. Fiyatını söylemem gerekirse 14.90. Yani şu an 14.90'a kahve alamıyorsunuz. Bu nasıl 14.90 hiçbir fikrim yok. Gerilmeye başladım. Bir de üzerindekilerini okuyalım tabi. New Instant Age Waterproof Razor Dark Circles Treatment Concealer with miti 2i ile yazmışlar. Goji berry artı haloxyl. Her goji berry'nin bunun içinde olduğunu hiç sanmıyorum. Bir de haloxyl ne? Biraz kolpa gibi geldi bana. Başka da hiçbir şey yok yani. Son kullanım tarihimsi bir şey falan. Maybelline'in Instant Anti-Age Razor var bende. Age Remind'de L'Oreal versiyonu zaten. İkisini yan yana koyduğunuzda ne kadar benzer olduğunu ama aynı zamanda da ne kadar benzemediğini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Maybelline'inki bende de 01 Light'mış. Bu bile biraz açık aslında. Yani bu nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Birazdan göreceğiz. Geliyorum paketlemesine vurulduğum bir ürüne. Gerçekten böyle bir paketleme başka bir maskara da görmediğim için puanı da yüksek olduğu için ve çok ucuz olduğu için almadan edemedim. Yine Ailey Cosmetics'in Rose simli model, Shining Star Kristal maskara. Bu kalitesiz ürünlerdeki aşırı sıfat ya da bir isim, neyse sıfat tamlaması. Koyulmasına bayılıyorum, Çin'de de böyle AliExpress'e de bir giriyorsunuz, ürünün ismi 3 satır, şaka gibi. Şimdi hemen bu ürünümüzü inceleyelim. Petek çözüm maskarası olsa bu olurmuş gibi bir paketlemesi var kesinlikle, inanılmaz simli. Böyle şıkır şıkır bir maskara. Bu arada jelatin de yapmışlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Aaa! Evet dokusu. Malan'ın da ilgisini çekti sanıyorum. Yo uyuyacak. <laughs> İnanılmaz bir köpek. Neyse. Dokusu böyle mat. Yani simli gözüküyor ama mat ve pütür bir dokusu var. Bakıyorum yere de hiçbir şey dökülmüyor. Güzel, hoşuma gitti. Şimdi bakalım fırçası nasıl. Asıl mesele biliyorsunuz bunda fırça. Değişik bir eğimi olan, birazcık uzun ve silikon bir fırçası var. İlginç. Gerçekten işe yarayabilir. Birazcık merak ettim. İçinde ürün biraz az mı acaba? Ondan çok emin olamadım ama göreceğiz. Şimdi bunun fiyatını söyleyeyim size. 12 lira 20 kuruş. Evet, bir maskarayı 12 lira 20 kuruşa alabilirsiniz bence çok ucuz bu arada. Yani bu fiyatlar e, yaklaşık 4-5 sene öncesinin Essence maskara fiyatları gibi düşünebiliriz aslında. Biliyorsunuz vakti zamanında Essence de uygun fiyatlı bir markaydı ve çok güzel maskaraları ve hatta rujları, aldıkları vesaire bir sürü ürünü vardı. Şimdi Essence'in bile yanına yaklaşamıyoruz. Yani uygun fiyatlı kategorisinden çıktı açıkçası Essence markası da bence. Ama hani 12 liraya 2021 yılının sonunda bir maskara almak bence çok başarılı. 4 tane değerlendirmesi var. Biri demiş ki hızlı kargo için teşekkürler, ürün güzel beğendim. Biri demiş ki ürün kuru çıktı, içinde rimel yok kurumuş. Hmm. tatsız. Dış modeline bayıldım güzel ürün. Güzel ürün fiyat, fiyatı mı? Fiyatı da bedava bence demiş biri daha. Bunda yorumları hiçbir şekilde kötü değil. Şimdi geliyorum hakikaten yani nasıl bu fiyata bunu satabiliyorsunuz diyeceğimiz bir ürüne. Roesia Rose Cosmetics'in Luminous Blusher Highlighter and Eyeshadow paleti. Aha. Evet, far paletini açtım ve kapağı yerinden çıkmış. Neyse problem değil. Ha şurada küçük bir kırık var. Önemli değil. Şöyle hallederiz bence. Renkleri kesinlikle çok güzel. Ben bayağı beğendim. İyi bir palet çıkarsa tatilde falan böyle çanta yatıp yanınızda götürebileceğiniz kullanışlılıkta bir palete benziyor. Şöyle görebilirsiniz belki. Şunların hepsi mesela mat. 5 ışıltılı 7 tane mat far var. 2 tane highlighter var. Biri biraz daha buğday tenliler için, biri açık tenliler için. 3 tane de allık var. Şimdi yani swatchlamaya falan geçmeyeceğim. Yani 2012 YouTube'da değiliz diye düşünüyorum. Hemen ürünün fiyatını söylüyorum size. 18 lira 98 kuruş. Şaka gibi yani. Hakikaten çok ucuz. Arkasında da bir içerik mi içerik yazıyor ama hiç okuyup belki bir şey anlarım da canım sıkılır diye şey yapmak istemiyorum. 2023'e kadar da kullanım süresi varmış. 18 lira 98 kuruş olan ürünümüzün Yorumlarına gelecek olursak 136 tane değerlendirmesi var. Totalde 4.4'lük bir puan ortalaması var. Bu fiyata alınabilecek en güzel far paleti. Boyu beklediğimden de büyük geldi. Çok iyi paketlenmişti ve tam da resimdeki renkler geldi. Tonlarına bayıldım. Random. 8-4 Ve böyle devam eden bir yorum var. Oldukça ilginç. 3 ürün aldım. 3 de çok güzel dokusu boyutu. Çok iyi çok beğendim. Kullandıktan sonra gözüm şişti ve kızardı. Daha önce hiçbir ürünü kullandığımda böyle olmamıştı. Doğru mu bu? <laughs> evet bu beni biraz gerdi diyebilirim. Devam ediyoruz. Aşırı memnunum harcadığım en iyi 20 lira diyebilirim. Uç yorumlar var farkındaysanız. Ürün çok güzel tam beklediğimiz gibi geldi. Acaba tam ne beklemiştiniz ve siz kimsiniz? Bunu da merak etmedim değil. Evet bunun gibi yüz küsür yorum daha var. Daha fazla yorum okumadan diğer ürüne geçeyim. Ya çok saçma iki tane ürün çok saçma gerçekten. Bu böyle kermeslerde satılan renk değiştiren yüzük tadında iki tane ürün aldım. Onları da size göstereceğim. Yine Ayli Cosmetics'in çok seksi bir paketlemesi olan altın kaplama. Bir saniye şu jelatinini de açalım hemen öyle. Bu arada akıl almaz derecede hafif. Sanki böyle birazcık ağır bir şeymiş gibi duruyor ama asla öyle değil. Ürünün ismi Rose renk değiştiren sihirli ruj. Sihirli ruj kısmında beni aldı. Hemen sepete ekledim. Bunu denemem gerekiyor diye düşündüm. Açalım bakalım. Öncelikle bu mekanizma çalışmıyor. Hemen yukarı attığınızda kendini hızlıca aşağıya atabilecek bir ee, boktan bir mekanizması var diyebiliriz. Ürün miktarı gerçekten az. Yani normal bir ruj'a göre az. Rengi yeşil farkındaysanız işte sihir tam olarak orada başlayacak diye düşünüyorum. 7 lira 90 kuruş rujun fiyatı ve 4.8 değerlendirmesi var. Ardında bıraktığı tona bayıldım. Bir de dudağı da nemlendiriyor. Güzel ve kalıcı bir ürün. Güzel ürün sevdim gibi bazı yorumlar almış kendisi. Ben de sihirli olması ve 4.8 ortalamasına düştüğüm için kendisini satın aldım. Bakalım ne kadar sihirli. Hemen bir başka ürüne geçiyorum. Aa bana hediye ürün yollamışlar şu an fark ettim. Neyse onu da sonra göstereceğim. Ayli Cosmetics siyah yağlı göz kalemi su geçirmez jel eyeliner bir adet. Bakın bakın su geçirmiyor minimalinde bir görsel de koymuşlar Trendyol'daki ürün kısmına. Şimdi burada şöyle bir saçmalık var. Aylık Cosmetics yazıyor. Bana Flormar'ın Ultra Black Eyeliner'ı geldi. Fiyatını söyleyeyim 7.75. Yani bence şu an bu Flormar'da daha pahalıdır. Hatta niye bence diyorum? Hemen bir Google'layalım. <laughs> Ultra Eyeliner. Ne? İnternet çok garip bir yer. Gerçekten ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Ya şaka gibi. Flormar listesinde aynı kalem 35 lira. Ben 8 liraya bile almamışım neredeyse 4 kere 8. 4 kere 8, 24. Yani 5 katı gibi bir şey yapıyor değil mi? Benim matematiğim çok kötüdür o yüzden şu an tam hesaplayamadım. Ama 5 katı gibi bir şey yapıyor olması lazım. Saçmalık. Gerçekten şok oldum şu an. Bu kadar pahalı beklemiyordum yani. Hani en azından bir 20 lira falandır diye düşünüyordum ama 35 lira birazcık çokmuş. Neyse yani 7.75'e mis gibi flormar göz kalemimiz oldu. Ürünün yorumlarına hemen bakıyorum. 4.3 almış. Hızlı ve özenli paketleme çok iyi. Ürün muazzam. Yağlı ve çok kolay sürülüyor. Bayıldım teşekkür ederim. Gözden akmaz diye aldım ama akıyor gözde durmuyor demiş biri. Geçiyorum bir diğer kermes ürününe. Color Changing and Adjusting Naked Foundation. SPF 15 bir de hani bir de SPF 15 var içinde. Yerseniz ingredients, parafin, silika bilmem ne. Eyvah eyvah. Gerçekten çok merak ediyorum bu ürünleri suratıma sürdükten sonra neler olacak. 16 saate kadar kalıcılık diyor. Ben bunu suratımda yarım saatten fazla tutmayacağıma yemin edebilirim. Şu paketi açıp içine bakalım. Kaliteli vibe'ı verilmeye çalışılmış. Şimdi iyi de öldür hakkını yeme. Bence şuradaki bakın. Şu kapaktaki detayı görüyor musunuz? Sanki dolma kalem ucu. Değişik bir detay yani. Dümdüz pompalı bir fondöten gibi gözüküyor. Merak ediyorum. Ben bu arada hiç fondöten kullanan bir insan değilim. En fazla şuralarımı falan böyle kızarıklıkları kapatıcı sürer hayatıma devam ederim. Ama bunu merak ettim. Yani hakikaten merak ettim. Çünkü rengi beyaz anladığım kadarıyla ve renk değiştirecek suratımda. Ürünümüzün fiyatı 29.85. Bunun değerlendirmesi düşükmüş. Ben bunu niye almışım? 3.9 bunun değerlendirmesi. Galiba color changing de beni almış ve hiç yorumlara bile bakmamışım. Biri demiş ki yağlı ciltler kesinlikle almasın. İnanılmaz yağlı ve parlak. Kendimi sahneye davet edesim geldi. Kuru ciltliler de çok beğenmiş. Kuaförüm kullandı. O zaman çekmiştim markasını. Bu fiyata, bu kalite ve güzellik inanılmaz. Rengimi çok doğal bir şekilde açtı ve makyajımı aydınlık, doğal ve parlak gösterdi. Kesinlikle alın. Ürün elime ulaştı. Hayal ettiğim gibi gelmedi. Ama fakat bildiğin arko krem yağ kokusu falan üste çıkan yorumlara aldanmayın rezalet. Bugün cildimi bozuyorum ya ben galiba öyle kötü. Bana niye ise Flormar Waterproof Lip Liner yollamışlar hediye olarak. Rengi de çok güzel. Böyle gül kurusu. Çok güzel bir dudak kalemine benziyor. Teşekkür ederim Ayli Cosmetics. Hemen şuraya da bir size swatchlayayım. Baksanıza rengine. Ben bunu kullanırım yani. Hatta bugün makyajda kullanalım hediye olarak göndermişler sonuçta. Aynı siparişin içinde satın aldığım son ürünle devam etmek istiyorum. Ürünün ismi Lip Sleeping Mask Berry and Dudak için uyku maskesi 20 gram. Laneige markasının çok meşhur Dudak maskesi olarak geliyor. Yani %100 çakma olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiyatı 29.90. Ve tamamen Ailey Cosmetics markası altında gözüküyor. Ama paketlemesi falan çok iyi yapılmış. Gerçekten tebrik ediyorum. Kesinlikle çakma bir ürün. Ama güzel çakılmış bir ürün. Şöyle açayım hatta. Bir de içine bakalım hep beraber. Yani içinden kağıt bile çıkıyor. Bildiğiniz paketlemesi falan. Aynı. Yanında minik fırçasıyla falan da geliyor. Yani her şeyle geliyor. Bu bir uyku maskesi, bir makyaj malzemesi değil tabii ki ama puanı çok yüksekti gerçekten ve denemek istediğim için aldım. 134 değerlendirmesi var ve 4.7 ortalaması. Herkes fotoğraflı yorum koymuş ve ürün tükenmiş. Bence bu bir makyaj ürünü olmadığı için öncelikle bununla başlayalım. Ben dudağıma bununla bir maske yapayım. Birkaç dakika bekletip durulayım. Sonra bununla ilgili yorumlarımı sizinle paylaşayım. Hemen ardından da bütün bu makyaj malzemelerini denemeye geçelim. Çok heyecanlıyım ve aşırı merak ediyorum neler olacağını. Ya ürünün doldurması falan bu arada boktan onu söyleyeyim yani. Böyle kenarlara falan gelmiş. Bence %100 bu ürün çakma ama olsun deneyeceğim. Şimdi ben bununla birazcık bekleyeceğim. Hatta sanırım çamaşır asacağım. Makinenin bitmiş olması lazım çünkü. Bir 5-10 dakika en azından da biraz vakit geçsin. Sonra güzelce temizleyeyim dudağımdan. Bakalım işe yarıyor mu yaramıyor mu? Ama ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim ki bu kesinlikle tabii ki orijinal değil. Zaten yani orijinal olma ihtimali yoktu. Golden Rose'un eskiden dudak yağları olurdu ya üstü topçuklu. Onun krem versiyonu gibi bir şey yani. Evet çamaşırları astım. Dudağımdaki maskemsi şeyi çıkarttım. Kesinlikle bir maske olduğunu söyleyemem. Hala bir yapış yapışıklık var böyle hani yumuşacık bir his bırakmıyor ama 29.90'a lip glossumsu bir şey almak isterseniz denenebilir. Evet bu arada waterproof dedikleri dudak kalemini de tabii ki peçeteyle 2 saniyede çıkarttım yani. Zaten waterproof olduğunu düşünmüyorduk ama onu da söylemeden geçemedim. Şimdi hemen ürünlerle makyajıma başlamak istiyorum. Öncelikle tabii ki göz altlarımı kapatacağım. Açıyorum önce. Bakalım ürün geliyor mu? Acayip beyaz. Eyvah eyvah. Yapınca herhalde gelir. İnanılmaz <laughs> beyaz. Aman tanrım. Ben şöyle şuraları da kapatmak istediğim için buraları da süreceğim. Bu Demet Akalın'ın kalgon kireç çözücü tweet şakası gibi oldu bu gözaltları ya. Elimle şöyle yaymaya çalışacağım. Aynı zamanda bir far bazı da yapalım bunu bence. Şu an Yıldız Tilbe'den tek farkım şurada benim yok. Geceyi güneş siler, beni sevir. <laughs> Aman tanrım ya. Korkunç. Burnuma falan bak bembeyaz kaldı, kırmızı kaldı burnum. Evet, e, kapatıcı felaketinden sonra şimdi de fondötenle küçük bir felaket daha yaratalım isterim. Hemen renk değiştiren fondötenimi elime sıkacağım. Gerçekten bembeyaz. Bakalım renk değiştiriyor mu hakikaten? Bir şey diyeceğim. Yorumlarda biri bu arko krem demişti. Gerçekten arko krem gibi kokuyor. Aynı. Eğer renk değiştirmezse bu arko kremi de iade edeceğim. hmm. Yani bilmiyorum. Bu renk değiştiriyor mu ya şu an? Yani evet biraz renk değiştirdi. Ama baksanıza suratıma. Ay çok kötü oldu. <laughs> Kesinlikle bir fondöten değil. Bu Arko kremle çok az renk değiştiren bir formülün karışımı gibi bir şey. Evet bu suratı nasıl toparlayacağız? Bu suratı dünyanın en iyi paletiyle toparlayacağız. Biraz şu allık, biraz şu nötr renk. Aynen bak mis. Sürem pütür pütür oldu ya bu arada görüyor musunuz? Video bittiği anda suratımı gidip pirille falan yıkayacağım. Burada hangi görünümüz var? paleti hazır açmışken paletten bence devam edelim. Bence aldık renkleri başarılı bu arada. Yani şu üç rengi de bence kullanırsınız. Ben şu en açık olanla biraz şu ortadakini alıp şöyle yanağıma oha pigmenti varmış bunun. Pigmentli bir ürün ama çok dağılan bir ürün değil. Dağılmada bir problemi var. Şimdi bir de şu yanağıma yapayım hemen. Yayılmıyor. <laughs> Yayıl artık samimiyetsizce gülerek alık sürüyorum. Şöyle birazcık alnımı yaydım. Sonra kontür için hep kullandığım şu hafif yamuk uçlu fırçamla şu renkle şu buradaki en koyu ve soğuk alttan olan rengi karıştıracağım. Hadi bakalım. <laughs> hmm. Baksanıza çizgi yapıyor. Yani yayılma konusunda ciddi problemi var ürünlerin. Ha diyeceksiniz ki Zeynep ne bekliyordun? Yani ben de bir şey beklemiyordum bu arada ama en azından size ürünleri anlatırken <laughs> açıklama yapmış olmak adına deneyimlerimi paylaşıyorum. Şöyle biraz da dağıtayım ki biraz bütün olsun. Çok kötü. Neyse devam edelim. Highlighter. Açık tane olduğum için şu renkle. Bu arada tozutma mozutma tabii ki var. Hatta highlighterlarda biraz fazla varmış sürelim bakalım. Hmm, kesinlikle bir highlighter etkisi var ama bu ecnebi youtuber'ların dediği gibi biraz patchy, öbek öbek duruyor suratta. Bakın görüyor musunuz? Şu ana kadar 10 üzerinden 3 ile gittiğimi düşünüyorum. En önemli kısım da farlar bu arada. Farları çok merak ediyorum. Mümkün olduğunca fazla renk kullanmaya çalışacağım. Şu iki renkle önce gözümün bazını oluşturmak istiyorum. Öf evet, farlar acayip tozutuyor. Kesinlikle bir pigment var ama yani birkaç kere fırçaya almak gerekiyor farı. Şimdi şu ışıltıları biraz şöyle karıştırıp şu açık renklerden minik bir kombo yapıp gözüme sürmek istiyorum. Vay! Biraz ışıltı görüyorum ya heyecanlandım. Kalitesiz far paletlerinde bu ışıltılıları gerçekten güzel yapıyorlar. Bence başarısız değil kesinlikle. Şöyle biraz daha pıt pıt biraz da göz içime doğru yapmak istiyorum. Şimdi şu rengi acayip merak ettim. Çünkü biraz farklı bir renk. Hafif böyle nar çiçeği gibi. Far kesinlikle fırçaya geliyor bu arada. Yani asla kullanacağım bir renk değil. Hatta bundan bence allık daha iyi olurmuş ama artık sürdük yapacak hiçbir şey yok. Şu renkler gerçekten çok iyi duruyor bu arada. Hepsinden denemek istediğim için yine hafif de bir gözaltıma geçmek istiyorum. Yukarı bakalım. Hayvan gibi tozutuyor bu farlar ama asla pigmentsiz diyemez kimse. Özellikle ışıltılı olanları ben bayağı beğendim. Ama tabii yani şimdi bu farların birkaç saat sonra neyi dönüşeceği de önemli. Hani ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Kesinlikle kötü değil. Ben bu palete 10 üzerinden 5,5 veririm. Ama tabii tozutması var. Sonrasında ne olacağı var. Bir de içeriğini bilmiyoruz yani. Çok böyle adam akıllı bakmadım. O yüzden bütün bunları düşünürsek siz yine şaşmayın alacağınız ürünlerin kalitesinden. Hani biri çünkü gözüm aktı falan gibi bir şey yazmış sanırım bu far paletiyle ilgili. Ben çok alerjik bir bünyeye sahip değilimdir. O yüzden çok korkmuyorum. Pataküste daldım her birini deneyeyim diye. Bir son olarak şöyle suratıma bakıyorum. Kaşımı falan bir tarayayım. En azından böyle bir tık düzgün gözüksün. Şimdi sıra geldi ultra black eyeliner'a. Ben çok abartmak istemiyorum. O yüzden şöyle gözümün içi artı dibine sürmek istiyorum. Ki abartılı bir makyaj olmasın. Bir şey diyeceğim. Sürümü kolay, güzel ve... Siyah kesinlikle. Biraz yayılma problemi var ama yani yayamıyorum bir türlü göz kalemine. O çok ilginç. Evet kuyruk yapmadan bırakacağım. Çünkü kuyruk yapmaya geçersem kesin sıkıntı yaşayacağız. <laughs> Şu gözün diğerini de yapıyorum. Şöyle minicik bir ucuna bir şey fıt fıtlayalım. Bence oldu. Kalemi beğendim. Yani gidip Flormar'dan 35 liraya alacağınızda bence ayrıdan alın. Bu arada bütün bu ürünleri de aşağıya linkleyeceğim. İncelemek isterseniz, bakmak isterseniz. Gel gelelim... Bence içinde çok az ürün olduğunu düşündüğüm maskaraya dalıyorum. Hmm. Evet. Biraz zorlama istiyor. Ha, bu arada ben mesela şeyi de çok sevmiyorum. Üstünde aşırı ürün olan ya da böyle vıcık vıcık kıvamlı rimelleri hiç sevmiyorum. Bu da biraz fazla az ürünlü bir rimel olmuş. Ama fırça fena değil. Onu söyleyebilirim. Baksanıza. Hani içindeki ürün ağzına rağmen yine bir işe yarıyor. Ama bu ürün kesinlikle bence de kurumuş. Yorumlara yazan bir kişi vardı. Haklı. Şunu sırf paketlemesine bile bir 5 lira verseniz zaten kalan 7 lira da ürün ve fırça olur yani. Bence parasını hak eden bir ürün. Bu arada şimdiden Flormar'ın göz kalemi. Bakın şu göz içlerime geldi. Waterproof'a. Tabii ki değildi ama iki dakikada da akmazsın ve kardeşim. Kirpiklerim biraz yapıştı. Çok emin değilim rimelle alakalı birazcık kafam karıştı. Kötü de durmuyor ama böyle bir yapış yapış yaptı. Özellikle şu gözüme sürmeye çalıştığımda. Sıra geldi. Sihirli renk değiştiren ruja. Bakalım ne renk yapıyormuş dudağımızı. Hmm. Tadı çok kötü. Wow. Bayağı renk değiştirdi. Bu arada inanılmaz bir kimyasal. Yani bunu bence kullanmayın. Garip bir renk alıyor ısı ile birlikte. Bakın zaten parmağımdan da görüyorsunuz böyle morumsu bir şey oluyor. Pembiş yapıyor yani. Dudağım birdenbire ne oldu peki? Şu kenarına da bari şu dudak kalemini çekeyim de hediyeyi de kullanmış olalım. Hmm. Yalandan da dudak kalemimizi sürdük. Bu ruj niye böyle oldu? Bir baksanıza bir garip yani. Bazı yerleri mor oldu bu arada. Çok ilginç. Bu arada renk hoşuma gitti. Gitmedi değil ama kesinlikle kimyasal yani. Düzgün bir tane bu renk ruj alırsanız bence daha rahat edersiniz hayatta diye düşünüyorum. Evet, makyajımızı yaptık. Ürünlerimizi inceledik. Bu videoyu kapatıp suratımdaki bu makyajın tamamını hızlı bir şekilde çıkartmak istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ürünleri aşağıya linkli olacağım. Totali sanıyorum 100 lira gibi bir şey tuttu şaka gibi bir fiyat günümüz ekonomisini düşünürsek ama tabii ki çok da kalitesiz ürünler var aralarında. Siz nasıl buldunuz bu ürünleri? Daha önce bunların arasından beğendiğiniz, denediğiniz oldu mu? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.